Karnabaharlarımı küçük küçük doğradım. Bir tencereye su koydum. Bunları karnabaharları da içine yerleştirdim. Bir yemek kaşığı tuzumuzu da ekledik. Bunlar bir güzel kaynayacak. Karnabaharlarım yumuşayacak. Daha sonra ekleyecek malzemeleri size tek tek göstereceğim arkadaşlar. Haşlamış olduğumuz karnabaharlarımızı bir güzel süzdükten sonra tabağımıza alıyoruz arkadaşlar. Böyle de bereketli bir şey. Ve bir aparat yardımıyla ya da çatal yardımıyla eziyoruz. Ezme işlemini yaptıktan sonra bir miktar su çıkabilir arkadaşlar. Bunu süzün lütfen. Çünkü daha fazla galeta unu almasına sebep olabilir bu su. Ezme işlemimi tamamladım. Arkasından 2 yumurtamı ekliyorum. Ve bir adet rendelenmiş soğanımı ekliyorum arkadaşlar. Suyunu sıkıyorum soğanımın. Acı bir tat vermesin diye. Arkasından bir demet maydanoz doğradım. Bunu da ekliyorum. Ve normalde tuzu isterseniz haşlarken koymayabilirsiniz ama ben haşlarken ilk önce bir yemek kaşığı koymuştum gördüğünüz gibi. Ben bu tuz miktarını yeterli bulmadığımdan dolayı bir tatlı kaşığı daha tuz ekliyorum. Ve istediğimiz baharatları ekleyelim arkadaşlar. Ben pul biber, kimyon ve çekilmiş karabiber ekleyeceğim arkadaşlar. Aman karabiber de olabilir. Ve bir çatal yardımıyla bütün malzemeleri karıştırıyorum. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra kontrollü bir biçimde galeta unumu ekliyorum arkadaşlar. Köfteme 2,5 su bardağı galeta unu ekledim. Toplamda da 1,5 kilo karnabaharım var mevcuttu. Haşladığım karnabahar 1,5 kiloydu arkadaşlar. Bunları iyice yoğuruyoruz. Köftelerime şekil verme sırasına geldi. İstediğiniz miktarda ve boyutta köftelerinizi yapabilirsiniz. Ben şöyle bir boyutta yapacağım. İlk önce bu şekilde şekil veriyorum. Daha sonra una bulayıp kızartacağım arkadaşlar. Çok kolay şekil olabilen bir köfte arkadaşlar. Karnabahar köftesi bence makarnanın yanına da çok hoş giden bir yemek. Kızartma yağımızı tavamıza koyuyoruz arkadaşlar.
miktar fazla olsun. Ve ocağımızın altını yakalım. Yağımız kızgın olacak arkadaşlar. Böyle büyük bir tava tercih ettim çünkü elimde bayağı bereketli oldu karnabahar köftelerim. Hepsini böyle toplu halde kızartmak için. Yağımızın kızgınlığını bu şekilde elimizi getirerek anlayabiliriz. Şu anda hala yağımız kızgın değil. Yağımız kızardıktan sonra, ısındıktan sonra diyelim, köftelerimizi unumuza bu şekilde buluyoruz. Fazla ununu alıyoruz arkadaşlar. Ve tavamıza yerleştiriyoruz. Köftelerimi tavama yerleştirdim. Alt üst iyice kızarana kadar bekliyorum arkadaşlar. Şu anda bir kontrol yapıyorum. Daha istediğim kıvama gelmemiş. Altı iyice kızardıktan sonra öbür tarafını çevirip de kızartmaya devam ediyoruz. Sonra servise hazır. Karnabahar köftelerimi bir tarafı kızarmaya başladı. Yavaş yavaş çeviriyorum. Çok da güzel kızardı arkadaşlar. Bakın. Tam hale bir kızartma oluyor. Görüntü muhteşem değil mi? Karnabahar kızartması çocuklarınızın severek yiyeceği bir köfte olacak arkadaşlar. Karnabahar köftesi kızartması. Pardon, yanlış telaffuz ettim. Çünkü çocuklar bunun karnabahar olduğunu anlamıyorlar. Tadı değişiyor sanırım onların gözünde ya da şekil itibariyle. Bunun karnabahar olduğuna inanmıyorlar. Çok lezzetli, çok sağlıklı. Kış aylarında favori yemeklerim arasında karnabahar köftesi kızartması. Herkese tavsiye ederim. Köftelerim iyice kızarsın, servise hazır olsun. Görüntüyü sizinle paylaşacağım. Karnabahar köftesini ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan yeni bir yemek videosunda görüşmek üzere. Selametle, hoşça kalın.